Selamlar herkese. Hayatınızda gördüğünüz, görebileceğiniz, göreceğiniz, gördüğünüz, görmüş olduğunuz en saçma kadrajla bugün karşınızdayım. En saçma konular ve en saçma kadrajlar her zaman aynı adreste. Takipte kalın ki böyle saçma kadrajları daha fazlasıyla, daha çeşitli bir şekilde, daha fazla bir varyasyon içerisinde görebilmiş olun. 15 Temmuz 2019 tarihinde ben bugün individualizmi daha yakınım kolektivizmdense. Şöyle ki, yani fikir ve düşünce açısından kolektivizmin birçok dehayı, birçok bir yerlere gelebilecek, bir takım şeylere güç yitirebilecek insanları törpülediğini düşünüyorum. Kolektivizm önemsiz midir, gereksiz midir? Haşa. Yani her türlü kolektivizme de çok ihtiyacımız var. Şöyle ki, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir atasözümüz var ya. Aynı o mantıktaki gibi, yani bir takım şeyler tabii çok insanla yapılması gereken, topluluk içerisinde güzel olan şeyler. Ama onun dışında bir takım şeyler de komüniteden, medyokriteden ayrı, kendinizi diğerlerinden ayırarak daha iyi yapabileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela komünizme en büyük karşı çıkma sebeplerimden biri de bu. Özel mülkiyetin kaldırılması veya insanın şahsiyetinin ortadan kaldırılıp aslında insanın da bir metaya dönüşmesi aslında benim komünizmdeki en karşı çıktığım ve en mantıksız, fıtrat dışı bulduğu nokta. Ama bugün konumuz komünizm değil. O yüzden oraya girmemeye çalışacağım. Bence kolektif düşüncelere sadece ve sadece robotların yapması gerekebilecek yerlerde ihtiyacımız var. Nedir mesela? Bir arabanın yapımında ben tek başıma bir araba yapamayabilirim. Ama 30 bin kişi bir araya geldiğinde, fabrikada çalıştığında hep birlikte bir sürecinin sonucunda tabii ki kualifikasyondan sonra hep beraber bir araba üretebilecek, arabayı birleştirebilecek, arabayı bir hale sokabilecek bir hale gelebiliriz, bir duruma gelebiliriz, bir situasyona gelebiliriz. Ama ben tek başımayken o arabayı tek başıma yapamam. Peki, çok güzel. Bu nokta çok önemli. Burası kolektivizmin güzel olduğu kısımlar. Ama kolektivizmin kötü olduğu kısım, komünitenin içerisinde yaşadığımız kısımdır. Şöyle ki, komünite her zaman medyokriteden oluşur. Yani bir topluluğun genelde %80'i ortalama insandır. %17'si üstün zekalı ve yani bir yerlere gelecek, işte üniversite okuyacak, yok oraya gidecek, buraya gidecek insandır. %3'lük kısım ise dehadır. Yani bu insanlar bir ülkenin asıl kaderini belirleyecek olan insanlardır. Gelecek nesillere kalacak insanlar bunlardır. %17'lik kısımla gider, %80'lik kısımla gider. En son bu %3'lük kısım, eğer cidden %3'lük kısmın hakkını verebilmişlerse gelecek nesillere aktarılır. Mesela biz Sokrates'i tanıyoruz, Aristoteles'i tanıyoruz, Kriton'u tanıyoruz, Efisteron'u tanıyoruz. Aristoteles'i saydım mı? Her neyse, Öklid'i tanıyoruz, Pisagor'u tanıyoruz. Peki bunlar milattan önce 400'lü yıllarda, yani kimi milada yakın yıllarda yaşamış insanlar. Bunları biz tanıyoruz. Ama bunları kıskanan insanları tanıyor muyuz? Tamam, Sokrates'inkisini tanıyoruz, onun kayıtlara geçtiği için. Ama bunları bunların bulunduğu toplumda sırf bu adamları tanıyoruz. Neden? Bu insanlar çünkü deha. Çünkü bunlar bir şeyler yapmış ve kendilerini bu şekilde var etmişler. Gelecek nesillere kendilerini bu şekilde aktarmışlar. Sırf bununla değil, yani İbn Sina'dan tutun işte Farabi'ye kadar, oradan tutun Newton'a kadar, yani herkes, yani bugün tarih kitaplarında veya bugün tarihe geçmiş, bugün bilim kitaplarında yer alan herkes aslında bir şeyler yapıp kendini var etmiş insanlar. Yani bunlar gökten gelen bir inayetle, bunlar gelecek nesillere aktarılmamış. Çünkü gökten gelen inayet de sana hiçbir zaman sihirli çubukla, sihirli değnekle dokunmayacak. Dokunmuyor. Gökten gelen inayet zaten bunu söylüyor. Tevekkülün açılımına bakarsanız, ki gökten gelen inayet lafı çok yanlış anlaşılır. Ama gökten gelen inayette de, yani ayetlerde ve Kur'an'da da anlatıldığı gibi, asıl tevekkül sırf dua etmek değildir. Dua edip hem zikri dua hem de fiili dua. Fiili dua nedir mesela? Benim şuradaki odunları kırmak istiyorum. Ve ben bunu şimdi Allah'ım ne olur bunu, ben bunu kırmak istiyorum Allah'ım falan. Ben yalvarıyorum Allah'a bunu kırmak istediğim için. Ama bunlar ben kırmak istediğim ve Allah'a yalvardığım için kırılmıyor. Ben bunları kırmak için bir şey, eylem gösteriyorum ve Allah'ın bana verdiği izin ile bunları kırıyorum. Yani ikisi birleşince bir bütün oluyorlar, öyle diyeyim. Yani
bu insanların yaptığı şeyler de böyle sihirli değnekle gelmiş şeyler değil veya hani gökten zembille indirilmemiş bu insanların isimleri veya yaptığı işler, eylemleri falan. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu insanların yaşadığı toplumda özellikle Sokrates bana kalırsa bu işin en mükemmel örneklerden biri. Çünkü Sokrates'in savunmasında da apologia diye geçmesi lazım şeyde internasyonel literatürde. Apologia'da da okuduğumda şeyi fark etmiştim. Yani insanların ne kadar iğrenç olabileceklerini, ne kadar bir yere ulaşamadıklarını. Hani Türkçede de çok güzel bir deyimimiz var ya. Kedi ulaşamadığı ete mundar der diye. Çok güzel bir deyim bence. Çünkü cidden böyle oluyor yani. Hayat, gerçek hayatta da bu böyle. Kedi bir şeye ulaşamıyor ve o ulaşamadığı şeye mundar diyor. Bunun için çok güzel ikinci bir örnek vereyim. Nikola Tesla ile Thomas Alva Edison'a geçen bir örnek. Alva Edison sanırım doğrusal akımı buluyor. Doğrusal akımı bulduktan sonra işte çok satıyor işte şeyleri, ampuller falan, bu formülü çok satıyor falan filan derken Nikola Tesla, çok bilmediğim bir alan olduğu için o kadar detay veremiyorum maalesef ama bildiğim kadarıyla anlatayım. Nikola Tesla yanına alternatif akım buluyor. Yani doğrusal akım var ama alternatif akım. Alternatif akım doğrusal akımdan daha komplike bir şey ve daha fazla iş görebilen bir şey olduğu için bu da aslında iyi diyelim. Diyelim yani iyi. Bunu aslında Edison da biliyor. Yani bunun güzel bir şey olduğunu Edison da biliyor. Ama normal bir ahlaklı bir bilim insanından ne beklersiniz? Tamam, güzel. Bilimdeki gelişmeleri onaylamasını ve bilimdeki genişlemelerini önünü kapatmamasını, yani köstek olmamasını beklersiniz. Yani destek olmuyorsun, bari köstek olma. Değil mi? Veya destek olmasını beklersiniz. Daha güzel bir seçenek olur tabii ki o. Edison ne yapıyor? Halkın içerisinde public bir şekilde bir hayvanın üzerinde alternatif akım veriyor hayvana. Hayvan normal olarak cayır cayır yanıyor orada. Bildiğiniz böyle elektriksel akım veriliyor. Ve hayvan orada işkence çekerek öldürülüyor. Sonrasında Edison diyor ki işte eşinize, çocuklarınıza evde bu akımı mı kullandıracaksınız? Bu şey akımla mı yemek yaptıracaksınız diyor. Ve oradaki halka bir nevi alternatif akımı kötü göstermiş oluyor. Bu örnek benim çok hoşuma gidiyor. Her zaman individualizmle alakalı konuştuğumuzda her zaman bu örneği veriyorum ama ciddi çok hoşuma gidiyor bu örnek. Çünkü bu örnekte gördüğümüz üzere hiçbir zaman medyokrite, yani vasat üstteki insanların, yani ben hepimiz buradayız ya, arkadaşların, işte etrafındaki insanlar, çevren, buradasınız hepiniz. Sen diyorsun ki ben yukarıya gideceğim, ben üste çıkacağım, ben kendimi bir şeyler üreterek ileriki nesillere aktaracak bir şey yapacağım, yararlı bir şey yapacağım, ben kendimi geliştireceğim diyorsun. Ne yapıyorsun? Sen yukarıya çıkmaya çalışıyorsun. Hop. Sen yukarıya çıkmaya çalışıyorsun. Hop. Neden? Çünkü sen yukarıya çıkarken bu adamı da aslında aşağı indirmiş oluyorsun. Yani aranızdaki fark ortaya çıkıyor ve o aradaki fark bu aşağıdaki vasatın normalde kapatabileceği bir fark olsa bile bu onu kapatmaya üşeniyor. Eriniyor. Ve senin yukarıya çıkmanı engelliyor. Çünkü sen yukarıya çıkamazsan o ikimiz de buradayız, tamam. Okey, yani ikimiz de eşitiz. Yukarı o çıkacak ya. Ben çıkamıyorum. Demek ki o zaman onu aşağı çekeyim diyor. Bu çok garip psikoloji olmasının yanı sıra bununla alakalı güzel bir hikaye var. Kıskançlık aslında bunun, yani Türkçedeki karşılığı kıskançlık olarak da açıklayabiliriz. Bir adam İşte Allah'a dua ediyor. Diyor ki Allah'ım ne olur bana bir Allah'ım işte dualarımı kabul et falan diyor. Allah'tan da bir bilgi veriyor. Geliyor. Tamam diyor. Sana sen ne istersen kabul edeceğim. Ama ne istersen, yani istediğini benden dileyebilirsin. Ama sana bir veriyorsam karşı komşuna da iki vereceğim diyor. Kadın duruyor, düşünüyor. Sonra diyor ki Allah'ım diyor benim bir gözümü al. Sözün geldiği son radde, son nokta yani. Bundan sonra ne denebilir bunun üzerine bilmiyorum. Yani
bu çok ütopik bir örnek gelmiş olabilir ama gelmesin. Cidden bu böyle yani. Ben kendi hayatımdan olsun veya etrafımda gördüğüm insanlardan veya tarihe geçmiş insanlardan gördüğüm üzere bu böyle yani. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Yani meyve veren ağaç taşlanır. Yani sabaha kadar başlasam şimdi size bununla alakalı atasözleri sayabilirim. Bu yüzden işte ben individualizmin yanındayım ve kolektivizmin karşısındayım. Kolektivizm insanları birey olmaktan çıkartıp birer robot haline getirir ve insanları vasatlaştırır. İnsanları kendi özünden soğutur ve insanları sadece bir varlık haline getirir. Yani sen okey varsın hani. Varsın yani başka yapmak kendini değerli kılmak için başka bir şey yapmana gerek yok. Yani varoluş senin için kendini değerli atfedebilmek için yeterli bir eylem. Ama olmaması gerekiyor. Çünkü biz her insana değer veriyor muyuz? Tamam, her insan insan olduğu için minimum bir değere sahip olması gerekir. Yani hiçbir insana çok aşağı bir muamele yapamazsınız. Bir seviyede muamele etmelisiniz. Yani işte saygı duymalısınız, işte gidip de dövmemelisiniz, mesela küfretmemelisiniz, işte can, mal hakkı falan bir takım haklara sahip insan olduğu için varoluşundan gelen bir takım haklara sahip. Ama biz insanı sevmek deyince yani şuralara çıkarmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor muyuz sizce? Yani direkt seviyor muyuz sizi insanları? Bence hayır. Bence sevmiyoruz. Mesela benimle bir yanında burada bir arkadaşımın olduğunu düşünün. Benim o arkadaşımda sevdiğim şeyler benim o arkadaşımla arkadaş olmamın sebebi ondaki bir takım özellikler atıyorum. Kafa dengi olması veya benimle aynı konuları konuşmaktan zevk duyması veya yanında benim mutlu hissetmem veya bir takım başka şeyler. Hiçbir zaman kendimizi kendimiz dışındaki bir amaç için arkadaşlık kurmuyoruz. Yani bütün amaçlar aslında kendimde, bende toplanıyor, egoda toplanıyor. Yani gidiyor geliyor, hepsi benim üzerimde toplanıyor. Ben kimseyi kendi varoluşundan dolayı sevmiyorum. Bende uyandırdığı duygular yüzünden seviyorum. O yüzden ben insanların kendilerini toplumda kabul ettirebilmek için yok işte ben kadınım, o yüzden benim kabul edilmem gerekiyor. Yok işte ben şuyum, yok işte ben buyum, yok işte ben böyle olduğum için kabul edilmem gerekiyor. Hayır. Senin varoluşun, senin seçmediğin şeyler, işte yok ben Türk'üm, yok ben Alman'ım, yok ben Kürd'üm, yok ben Zaza'yım, yok işte ben Rus'um, yok işte işte İskoç'um. Yani bunlar senin seçmediğin özellikler. Seçmediğin şeylerle gurur duymak çok saçma. Seçmiyorsun çünkü. Senin hiçbir dahiliyetin yok olay içerisinde ve sen ondan gurur duyuyorsun. Bu çok aşağılıkça bir şey olmasının yanı sıra çok basit, çok vasatça yani çok. Ama bunun altında da çok garip bir psikoloji yatıyor. İnsanların kendilerini bir şeyle var edemeyince bir takım kılıfların altına saklanıyor. Nedir işte? Mesela cemaatler veya ırklar. Bunların hepsi aynı görevi görüyor aslında. Kulüpler, camialar, işte nedir? Dernekler, bir sürü şey bu işlevi görüyor çünkü sana bir aidiyet kazandırıyor, sana bir şeyin çatının altında kalmanı sağlıyor, sana bir gelecekte var olacağın hissiyatını sana veriyor gibi hissediyorsun en azından. Gerçekte böyle bir şey var mı? Asla yok. Yani sen öldüğünde hiçbir zaman eğer bir şey yapmadıysan sırf sen Türksün diye veya sırf sen İskoçsun diye, sırf sen Rus'sun diye kimse sana gelip de işte şey tebrikler, adınızı şu anda tarihe yazıyoruz demeyecekler. Eğer dünyada herhangi bir iz bırakamadıysan. O yüzden herkesin eğer kendilerini değerli hale getirmek istiyorlarsa bir takım özelliklere sahip olması gerekiyor. Yani bunun üzülünecek bir tarafı yok. Bu kötü bir şey değil. Var olan durum bu. Acı bir gerçek. Yani gerçek ama bunu reddedince bu yalanlanmayacak veya bunu reddedince bu olay gerçek olmaktan çıkmayacak. Bu böyle hani yani it's a rule baby. O zaman görüşmek üzere. Hasta la vista bebeğim.